Çolakoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri yeni altın neslin basketbol sistemimize entegre edilmesinde hızla stratejik planın hazırlanması niye önemli? Evet. İlk önce Murat Tazıcır hocamıza ve bu işle ilgilenen, bu işi başlatan ve fikre sahip olan insanlarına selamlıyorum, tebrik etmek istiyorum. Güzel bir uygulam umarım. Acizane bir iki fikirlerimizi söyleyip belki de bir faydamız dokunur. İlk soruya geldiğimizde şöyle bu açıdan başlatmak istiyorum. Bugünkü dünyaya baktığımızda milli duygularımızın sadece Türkiye'de değil bütün dünyada milli duyguları kaybolmaya başladı ve yeni bir dünya, yeni bir sistem oluşturuluyor dünyada. Bu duyguları kaybetmemek ve bu duyguları yeniden canlandırıp belki de daha üst seviye çıkartmak için milli deneyeceğimiz bütün çalışmalar ön plana çıkması lazım. Aynı demek ki basketbol milli takımının başarıları bu duyguları da yeniden daha canlandırıp daha üst seviye çıkartmak için hedefimiz olması gerekiyor. O yüzden hızla yapmamız gereken plan o yüzden olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hızlı ve aynı zamanda doğru bir şekilde plan yapması gerekiyor. Bizim altın nesil dediğimiz neslin milli takımın başarıları ve milli takımda oynadıklarını basketbol ile bizim duygularımızı ve milli takımda olan sevgimizi ve Türkiye Cumhuriyeti olan sevgimizi canlandıracak ve üst seviye çıkartacak bir neslin olması gerekiyor. Bence de nihai hedefi şu olması gerekiyor. İkinci hedef tabii bunun alt hedefi şey de olacak. Basketbolumuzdaki milli takımlarda olsun, takımlarda olsun kalıcı bir başarı yakalamamız gerekiyor. Kalıcı başarı yakalamak gerekirken tabii ki doğru ve hızlı bir şekilde planlamamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız hatalarını düşünüp önümüzdeki yıllar ne şekilde davranmamız gerektiğini bize bir ipucu verebilir. Bence de aynı zamanda kendimize soru sormamız gereken şudur, son 10 yılda bizim milli takımda altyapıdaki başarılı altyapı milli takımlarda başarılarınız en üst seviyede çıktığını ve milli takım altyapıdaki milli takımların Avrupa'da onu çok iyi biliyorum. Hem dünyada hem Avrupa'da artık ekol olmuştur. Bizim A takımda ekol olmak için hızlı ve doğru bir plan yapmamız gerektiğini, oradan da belli ipuçları alabileceğimiz düşünüyorum. Başarının devamı neden olmuyor? Neden 10 yılda bir milli takım seviyesinde başarı yakalayabiliyoruz? Aradaki boşluklarda çok acı ve büyük hayal kırıklığına geçtiğini, baktığımız gerektiğini ve oradan da daha önce yaptığımız hatalarını düzeltip devamlı olarak başarı yakalayabileceğimizi hızlı ve doğru bir plan yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler Aziz abi. Yeni altın neslin basketbol sistemimize entegrasyonunda hangi safhalar olmalı? Altyapıda çalışan bir insan olarak ve A takımda çalışan bir insan olarak çok yoruldum beynime. İlk önce açıkçası şey düşünüyordum, devamlılık sağlamak için genetik yapımız yeterince bu
buna elverişli olmadığını düşünüyordum. Ama altyapı, milli takımdaki yapmış olan başarıları şunu gösterdi ki arka arkaya şampiyonluklar ve arka arkaya final oynayarak farklı jenerasyonlardan, farklı oyuncularla bana gösterdi ki bizim altyapı, bizim genetik yapımız devamlı başarı yakalamak için yeterince kuvvetlidir. Demek ki çalışma içerisinde bir sıkıntılarımız vardır. Bu nesnenin ne safhalar geçmesi gerektiğini düşündüğümüzden altyapıdan başlayıp oradan başarılarımızı yakaladığımızı bir düşündüğümüze göre demek ki bir sonraki adımımız bu oyuncularımızı ne şekilde A takım seviyesinde sokup A takım seviyesinde aynı başarılarımızı yakalamak için yapmamız gereken adımları ne olmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. En önemlisi olan şunu görüyoruz ki altyapıdan çıkan kaliteli olan oyuncularımızın tabii ki üst seviyede oynamaması bizim için en büyük problemdir. Bu soru çözmek için şunu görmemiz gerekiyor. Türkiye Süper Basketbol Ligimizi Avrupa'nın en güçlü ligi artık olduğunu, her kulübün arkasında duran her sponsorun sadece ve sadece maçı kazanmak istediklerini ve bu şekilde genç olan oyuncularımızı oynatmak belli bir risk taşıdığı için oyuncularımızın oynatmıyoruz. Oynatmayınca onların kaybediyoruz. Ama aynı zamanda oyuncularımızın büyük parayla kazanıp memnun oluyorlar oynamamakla. Demek ki biz yani belli bir yaşta, bu yaştaki olan genç arkadaşlarımızın parayı görünce memnun olabiliyorlar ama biz abiler olarak onları yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi niyetli tabii bir şekilde. Bunlar muhakkak oynayabileceğini, atmosferi yaratmamız gerektiğini. Bu da tabii ki büyük ihtimal şey de olacak. Üst seviyede bir geliştirmek için organize edilmiş bir tane lig olacak. Bence de o geçiş süreci de büyük ihtimal herkes de aynı şeyi söyleyecektir ama o geçiş süreci bu şekilde yaşatabiliriz genç oyuncularımızı ta ki kulüpleri yöneten antrenörler ve teknik kadroları bu oyuncuların sorumluluk taşıyabileceğinin seviyesine gelince bunları A takım seviyesinde ya da Süper Lig seviyesinde oynatabileceğimizi oynatmamız gerektiğini. Teşekkürler. Türkiye Basketbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Ekibini ne kadar süreli olarak belirlemeli? Artık Türkiye'de muhakkak çok kaliteli ve iyi antrenörlerimiz vardır. Milli takımı tabi basketbol şeyde kulüp gibi değil ya, yılda bir defa iki aylık projeler oluyor. O iki ay içerisinde belli bir antrenörün kendi felsefesini oluşturmak için, oyuncularını ikna etmek için ve onları çalıştırmak için yeterince süre değildir. Bana göre saat 4 yıl bile çok az olduğunu düşünüyorum. En az 6 yıldır olması gerektiğini, inandığımız antrenörünü seçip arkasından cemaatiyle yani komple bütün basketbol camiası arkasından durup en az 6 yıldır belli bir süre vermemiz gerektiğini ve akabinden başarılar da gelecek diye düşünüyorum. Süre çok önemli çünkü dediğim gibi bir antrenör kendi felsefesini biz burada çalışırken bile kulüple her gün oyuncularla çalışıyoruz. En az 3-4 ay sonra
oyuncularımızın ne yapmak istediğimizi 3-4 ay sonra bir şeyde ne yapmak istediğimizi anlayabiliyorlar. O yüzden A takımı seviyesindeki olan antrenörlerin zamana ihtiyacı var ve bu 6 yıllık belki de 8 yıl bir proje olması gerektiğini, 4 yıl az olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Süper Lig'deki yabancı sayısı ve uygulaması nasıl olmalı? Daha önce 93'te geldim Türkiye'ye. O zaman da 2 tane yabancı vardı. Sonra 3 yabancı, sonra 4 yabancı, şimdi 6 tane yabancı. Bizde 2 veyahut 3 yabancı olduğun zaman da milli takım seviyesinde devamlı kazanmadık. Bence de az sayı yabancı istediğimiz kalitesini üretmediğini düşünüyorum. 6 tane yabancı istediğimiz seviyede genç veya Türk olan oyuncularının istediğimiz seviyeye çekebileceğini mi 2 yıl içerisinde görmek mümkün değil. Bu uygulama eğer 6 ise 6 veya 5 de 5 de ama çok yabancı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok sayıda yabancı yüksek seviyedeki rekabet oluşturduğunu görüyorum. Ve bir oyuncu bu seviyede oynamak istiyorsa muhakkak en üst seviyede çalışması gerektiğini, disiplinden üst seviye çıkması gerektiğini ve bu seviyede başarılı yakalayacaksa ve devamlı olacaksa sadece ve sadece basketbol düşünmesi gerektiğini, daha öncedeki uygulamaları bunu getirmediğini düşünüyorum. O yüzden kalıcı bir başarılı bir takım seviyede olmadığını önemli sebeplerden bir tanesi. Ama 6 tane yabancı mı yoksa 4 mu 5 mi net bir cevap verebileceğimi düşünmüyorum. Bence de bu 6 tane yabancı uygulamasının en az 3 yıl daha sürmesi gerektiğini ve yeni olan altın neslin ki de bunların arasında bazı kulüplerde hala oynayan oyuncularımız var. Ne şekilde davrandığını, ne şekilde etkilendiğini bu uygulamadan görebilmek için. Demek ki yani 5 yıllık bu bir süre olması gerektiğini ki de biz de oyuncularımıza artılarını getirdi yoksa eksiklerini getirdiğini bir cevabı bulabilmek için öyle bir süre ihtiyacımız var. Bence de bu uygulama dediğim gibi 3 sene daha devam etmesi gerektiğini, ondan sonra oturup milli takım açısından bize ne getirdiğini veya ne kaybettirdiğini karar verebileceğimizi diye düşünüyorum. Daha önce kararı konuşursak veya bu konuyu konuşursak bence de çok erken olacak. Birçok bilgisiz bir şekilde cevap vermek zorunda kalacağız veya duygularla hareket etmek zorunda kalacağız. İkisi de doğru değil. Doğru bir cevabı bulmak için bilgili duyguları devre dışı bırakıp bir süre verip, yani demek ki 5 yıllık süre bence de iyi bir süre olacak. Ondan sonra bu yeni neslin jenerasyonunun ne kadar buradan faydalandığını veya ne kadar zarar gördüğünü daha önceki uygulamalarla kıyaslayarak doğru bir cevap bulabileceğimizi düşünüyorum. Geliştirme ligi olmalı mı? Nasıl olmalı? Bireysel gelişim antrenörleri olmalı mı? Geliştirme ligi olması gerektiğini, zaten bu geçiş süreci geliştirme ligi en çok bize yardımcı, oyunculara yardımcı olacağını bir lig olarak görüyorum. Nasıl olması gerektiğini, şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. A takım seviyedeki olan, yani daha doğrusu Süper Lig'de oynayan takımlarının bir geliştirme, bir takımı olması gerektiğini ve her maçtan önce bu
altyapıdaki olan veya geliştirme olan takımlarının birbirine karşı oynayacaklarını bir lig, yani paralel bir lig kurabilirsek bence de çok iyi olacağını düşünüyorum. Orada genç oyuncularımızı hem oynatacağımızı hem de birçok kaybolacak olan oyuncuları ve yeteneklerin kaybolmasını şeyde durdurabileceğimizi düşünüyorum. Geliştirmek için oyuncularımızın en önemli olan sıkıntılardan bir tanesi gençken hem şu anda birinci ligde veyahut süper ligde veyahut şu anda dediğimiz ikinci ligde oynadıklarının takımların belli bir hedeflerinin, yüksek hedeflerinin olması olmasını onlara zarar verdiklerini görüyorum. Çünkü antrenörlerimiz maçı kazanmak niyetiyle ve sponsorlarımız maçı kazanmak niyetiyle sahaya çıktıklarına göre genç oyuncularımızı, tecrübesiz oyuncularımızın oynatmamaya karar veriyoruz. Böyle bir lig onları sadece geliştirmek için olduğu için, hedefi de sırf onların geliştirmesi olduğu için bunların hem basketbol milli takım için önemli bir hareket olacağını, çünkü oradan birçok oyuncumuz kaybolmayacak, devam sağlayacak. Oradan da Süper Lig'de oynayan takımlarının belli bir seviyede yakalamış olan oyuncularını alıp A takıma, daha doğrusu A takıma monte edip devam ettirecek bir lig olacağını düşünüyorum. Antrenörlere gelince tabii bu olması gerekiyor mu, olmaması gerekiyor mu? Yurt dışında baktığımızda böyle bir antrenörler her yerde olduğunu görüyoruz. Demek ki bir faydası olduğunu düşünüyorum. Bizde de bunu yapabileceğimizi düşünüyorum ama özellikle altyapıdaki çalışan olan arkadaşlarımızın kendini geliştirmesi gerektiğini, aynı zamanda takımı yönetip hem de bireysel antrenör geliştirmek için bireysel antrenör olabileceğini düşünüyorum. Yani iki iş aynı anda yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü altyapıda çalıştığım için gördüm ki birçok antrenörler o kadar çok bu işi sevdiklerini, hem takımı yönetiyorlar hem de oyuncunu geliştirmek için 24 saat çalışıyorlar. O biraz sevgiyle, bu işin sevgiyle bir olaydır yani. Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı antrenörlere belli kriterler getirilmeli mi? Bench'te kaç yabancı olmalı? Belli bir kriterleri getirmek için ya biz burada tabii bir antrenör gelecekse eğer sadece oradaki takımının faydalanmasını, onu getiren takımın faydalanmasını bizim tarafımızdan istememesi bence de normaldir. Muhakkak Türk basketboluna bir faydası olması gerektiğini düşünüyorum. Faydası getirecek olan antrenörleri muhakkak üst seviyede antrenörleri olacağını düşünüyorum. Böyle bir sınırlanma olabilir. Belli bir başarılara sahip olan antrenörler çalışabileceğini Türkiye Süper Ligi'nde çalışabileceğini böyle bir sınırlanma getirebiliriz. Tabii bunun da hukuki açısından ne kadar doğru bir insan gelecekse bunun ne şekilde durdurabilirsin veya yol açabilirsin. Tabii burada hukuki açısından benim düşüncem ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Ama faydası olabileceğini düşünüyorum çünkü üst seviyede antrenörleri getirmekle bizim hem ligi hem de şeydeki Türk
Türkiye'deki oynayan oyuncularının seviyesinde yükseleceğini düşünüyorum. Ha bir de bench vardı değil mi? Evet, bench'te kaç yabancı olmalı? Ha, bench'te kaç tane yabancı olmalı? Bence de koruma açısından orada sınırlanma getirmesi faydası olduğunu düşünüyorum. En güzel şey olabilir tabii. Hiç yabancı olmazsa tabii baş antrenör hariç bir tanesi başka bir tanesini koymazsak en güzel olacak yani bizim açımızdan. Ama tabii getiren antrenör muhakkak kendiniyle çalışan bir antrenör ister ve şu andaki uygulama tahminim bir tanesi sadece olma ihtimali var. Bence de doğru bir uygulama. En fazla bir tane yabancı antrenör bulunması doğru olacağını inanıyorum. Yani bir tane baş antrenör bir de bir yardımcısı. Teşekkürler. Basketbolumuzun önemli unsurlarından hakemlerin gelişmesi ve yeni jenerasyonların yetişmesi için ne gibi önerileriniz olur? İlk önce ikinci bölümden başlayayım. Biz kendi zamanımızda eski Yugoslavya'da 15 yaşındayken bizim altyapı antrenörümüz hepimize hakemli kursa gönderdi. Bir kere iki sebebi vardı. Birincisi basketbol kuralları öğrenmektedir. Çünkü bu oyunu oynuyoruz. İkincisi altyapıdan veya her oyuncu altyapıda oynayan oyuncu olacağını da tabii ki öyle bir kural yok. Zaten de olmuyor. Ama basketbol içerisinde o aşk ile hareket eden genç oyuncumuzu yönlendirmemiz gerektiğini bence de yeni nesil hakemleri yaratmak için altyapıdan başlamamız gerektiğini ve muhakkak bütün oyuncularımızın veyahut en azından belli bir sayıda oyuncuları altyapı takımlarının hakemlerin kurslarına göndermesi bir zorunlu bir hale getirmemiz gerektiğini inanıyorum. O zaman 14, 15, 16 yaşında olan gençlerimiz hakemlik sınavını geçip belli bir yaşa, yani 18 yaşında belki de bir kural vardı, getirip hakemlikle hemen devam edebileceğini önemli bir hamle olacağını düşünüyorum. İkincisi, birinci bölümüne gelince bizim ben daha önce de bunu söyledim. Hakemlerle birçok zamanda şikayetçi oluyoruz. Onlar da bizden şikayetçi oluyoruz. Bu ilişkilerimizi düzeltmek için ilk önce kendimizden başlayıp biz antrenörler, oyuncularımızı, kulüp yöneticilerimizin hakemlere baskı yaratmaya çalışıyoruz. Belli bir sebeplerden dolayı. Bence de ilk önce biz hepimiz hakemlere rahat bırakmamız gerektiğini, kendi işini kendi en iyi şekilde yapmasını o zaman bizim tarafımızdan ilk hamle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani antrenör, oyuncu, yönetici. İkinci, birçok konularda şikayetimiz var hakemlerde. Ben daha önce bunu dile getirdim başka toplantılarda. Ben de bu başka bir açıdan bunu görmek istiyorum. Şunu fark ettim. Hakemlerimizi kendi duygulara hakim olamıyorlar bazen. Bazen de atmosferden etkileniyorlar veyahut bazen de antrenörlerin arasında, oyuncuların arasında genç oyuncu, yaşlı veya tecrübeli oyuncu, star oyuncu, tecrübesiz oyuncu, büyük kulüpler, küçük kulüpler, büyük seyirciler, küçük seyircilerin ayrımını yapıyorlarmış. En azından öyle görünüyordur. Bence de kurarların ötesinde hakemlerimizin kendi psikolojik gücü artması gerektiğini, ne şekilde artacağını
bilemem ama muhakkak bu dış etkinlerden etkilenmemesi gerektiğini ve bunu da eğer başarabilirlerse, ki de bunu başarmak bence de çok zor bir şey değil. Yaptıklarının hatalarını veyahut bizim yaptığımız şikayetlerin %60'ını 70'ini azaltacağını. Çünkü diğer tarafta kural uygulamadaki farklı bakış açılarımız vardı hakemlerle. Ama burada hakem her zaman, daha doğrusu çoğu zaman da haklı çıkabilir. Çünkü sonuçta belli bir pozisyonları hakem yorumluyor. Ama diğerlerinin %60 hatalarını, bana göre bazen %70 olan hatalarını dış etkenlerden dolayı olduğunu, kendisini koruyabilirlerse hatalarını baya baya şeyde azaltacağını. O yüzden dediğim gibi hem bizim tarafımızdan yaptıklarımızı da baskıları, bazen isteyerek yaptığımız baskıları kaldırmamız gerektiğini, hem de hakemlerinin bu dış taraftaki dışarıdan gelen baskılarının etkilenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer basketbol ligimizi ilerletmek istiyorsa hakemlerimizin muhakkak üst seviyede olması gerektiğini ve psikolojik olarak kendini güçlendirmesi gerektiğine inanıyorum. O zaman daha iyi bir basketbol ligi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yine de herkese sağ olun.